Ada, bana çok yakıştı ama kız. Baksana şunu. Evren. Ya geçemiyorsan ver ben alayım. Ya hayır, benim sıram aslan. Dur, böyle daha çok stres sokuyorsun beni. Aman. Telefonlar hayatımıza girdi gireli, hayatlarımızı küçücük birer ekrana sığdırıverir olduk. Kusura bakmayın Zafer Bey, duymamışım geldiğinizi. Ay, yok yok, ne kusuru? Sizle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Konu bizim burada kalmamız değil mi? Konu tam da bu. Siz şimdi kimse bir yere gitmiyor deyince biz de sesimizi çıkaramadık o an ama gideceğiz tabii. Yok, aksine. Ben bir müddet daha bu gitme lafını ağzınıza almamanızı rica ediyorum. Siz Yasemin Hanım'la konuşun, ben Belma ile konuşurum. Konuşurum, tabii konuşurum ben Yasemin'le. Hazır dostluklar bu kadar pekişmişken, kalpler bu kadar yakınlaşmışken sizleri bırakmaya hiç niyetim yok. Ne sizleri ne de ada kızımızı. Ay vallahi Zafer Beyciğim, açık konuşayım sizinle. Benim de çocukların mürüvvetini görmeden buradan gitmeye niyetim yok doğrusu. Yalnız sizden bir şey istirham edeceğim. Bu konuştuklarımızı kimse duymasın. Özellikle Belma'nın kulağına hiçbir şey gitmesin. Kesinlikle aramızda, siz hiç merak etmeyin Zafer Beyciğim. Ay tuttum, tuttum. Maşallah. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun kırmızı başlıklı kız? Büyük annemin evine yemek götürme. Allah! Allah! Ayağda lambet döküldü. Vişne suyu bir de bu. Ya, bu adanın ceketiydi. Adanın ceketiydi. Ben adaya ne diyeceğim? Adaya ne diyeceğim? Nasıl çıkar? Çıkar mı ulege? Çıkar, çıkar herhalde. Ada beni mahvedecek. Allah'ım başıma neler geldi. Başıma neler geldi başıma. Allah'ım lütfen çıksın. Ne olur çıksın Allah'ım, ne olur çıksın. Benim ayağım birbirine dolandı. Ne bu? Nereden? Hadi. Pamuklu. Nereden? Başla. Çıksana ya. Ya çıksana. Teyzoş. O da ben her şeyi anlatabilirim sana. Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu Ada. Teyze ben açıklayabilirim. Asıl ben açıklayabilirim. Evren'le piknik yapmaya gittik. Ben bu ceketi senin üzerinde görüp çok beğenmiştim yani. Sana sormadan giydim üzerime pikniğe giderken. Daha sonra piknikte bunun üzerine vişne suyu döküldü. Döküldü işte. Makineye attım. Hiç çıkmadı hiçbir şekilde. Ama ablam demişti ki bir tane çok iyi bir leke çıkarıcı var. Ben şimdi onu dökeceğim. Bir kitleyeceğim onu, bir güzel bu lekeyi çıkaracağım ben. Sen üzülme. Kız üzülme, ben çıkaracağım bu lekeyi. Teyze ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen teyze ya? Yüzük yok. Ha? Kız ne yüzüğü? Teyze dua et. Kimse bulmadan ben bulayım onu. Dua et. Kız ne? Hanife teyze, benim bez bebeğim nerede? Aa, ben onu makineye attım kuzum. Dur diğer kirlileri de toplayayım. Ben sana onu yıkayıp getiririm. Of ya. Thank you.
Prenses. Ada abla, evcilik oynayalım mı? Evcilik oynayalım, oynayalım ama sonra oynayalım, tamam? Hadi sen şimdi odana çık. Hadi. Kış 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 kış. Nerede bu? Yok. Yok, burada yok. Burada yoksa nerede bu yüzük? Nerede? Nerede bu? Tuğçe, bak ben seni severim. Sen iyi kız. Fakat Tuğçe, felaketler üzerimize doğru gümbür gümbür gelirken senden bir tek şey rica ettim. Peki sen ne yaptın Tuğçe? Hı? Söyler misin bana sen ne yaptın? Belma teyzeciğim, evet öyle ama... Bir dakika, bir dakika. Ben daha sözümü bitirmedim. Benim yakışıklı oğlum gecenin bir vakti öyle yalın ayak eve geliyor. Bir başka gece serseriler gibi kavga etmiş, alnını patlatmış eve geliyor. Bir başka gece babası karakollardan zor topluyor çocuğu. Peki o gecelerde yanında kim var? Hı? Ada. Peki sen neredesin Tuğçe? Hı? Söyler misin bana? Sen neredesin Tuğçe? Benimle oynamak ister misin? Çok isterim. Dayıcığım. Dayı. Müsait misin bir tanem? Hı hı. Ben seni çok özledim biliyor musun? Dayı bak yüzüğüme. Sen nereden buldun bu yüzüğü bir tanem? Bebeğimin saçına takılmış. Hayır yani aklım almıyor. Şimdi Bora zaten adayı işten kovmuş. Sen ne demeye kızı kendi yardımcın olarak işe geri alıyorsun? Benim aklım hiç almıyor bunu Tuğçe. Belma teyzeciğim, düşmanı daha yakınımda tutmak için o kızın sakladığı bir şeyler var. Ve ben onu bulacağım. Yakındır. Çok yakın. Hı. Seçer.